Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da 85'ken Kepa'yı alacağız. Gerçekten muazzam bir oyuncu ve takımımdaki bütün oyuncuları 80'in üstünde yapacağım bugün arkadaşlar. Gerekirse paket satın alacağım, yapacağım ama ve arkadaşlar bu kadar çabuk Kepa'yı alıp bu kadar çabuk gelişmemize özel dünden beri sürekli oynadım ve Kepa'yı almaya hak kazandım arkadaşlar. Son bir maç kaldı, gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar, oyun oynamadan duramıyorum zaten. Ve arkadaşlar lütfen bomba bir like patlaması yaparsanız sevinirim. YouTube'da muhtemelen ilk biz alıyoruz. Yani ben bu videoyu yayınlayana kadar, eğer öyle bir video yayınlanmazsa. O yüzden arkadaşlar ilk alışımıza özel de güzel bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Yeniyseniz de abone olun ve bildirimleri açın diyorum. Hemen aşağıdan arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın. Ailemize katılın diyorum. Haydi bakalım, dev bir FIFA Mobile 19 ailesi olacağız. Evet arkadaşlar, videoya ilk olarak takımımı göstererek başlayacağım. Lig kurdum, onu da göstereceğim arkadaşlar. Ancak takımımda gördüğünüz gibi şu anda 3 tane 80'in altında oyuncu var arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Coin simi falan görüyorsunuz zaten. Güzel coin simi falan var. Yani oyuncu alma konusunda sıkıntı olmayacak. Oyuncu yükseltme konusunda da sıkıntımız olmayacak. Kaleci zaten 85'lik Kepa gelecek arkadaşlar. Bunu üçgen yükseltelim. Buraya da bir tane oyuncu çıkarmaya çalışacağız işte. O tarz bir düşüncem var bu videoda arkadaşlar. Şimdi mağazaya girelim. Mağazada şöyle bir paket geldi arkadaşlar. Paketlere gelelim. Burada gördüğünüz gibi bonus seçkin oyuncu FIFA point alımıyla ücretsiz diyor. Ben de buradan en ucuz FIFA points'i alacağım. Sonrasında burada bedavaya bir seçkin oyuncu elde edeceğiz. Ben bu şekilde düşündüm. Bakalım videoda neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Herhangi her şey olabilir yani, hiçbir şey belli olmaz. Şimdi hemen ligimi gösteriyorum arkadaşlar. Ligimizin adı Koray. Sonra boşluk bırakıyorsunuz. Parantez içinde YouTube yazıp parantezi kapatıyorsunuz. Zaten arkadaşlar şu anda görüyorsunuzdur. Facecam'ı oradan kaldırdım, yani ligin adını görüyorsunuzdur. Ayarlarını da göstereyim arkadaşlar. Türkiye şeyi var gördüğünüz gibi. Türkiye logosu var. Koray parantez içinde YouTube. Boşluk var mı yok mu bilmiyorum arada. Olmayabilir, olabilir. Onu boşluklu boşluksuz deneyebilirsiniz. Ligimize herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi ne mi yapacağız arkadaşlar? Hemen şimdi etkinliklere giriyoruz. Size olan sürprizimi göstereceğim. Zaten söyledim ama görmeniz de gerçekten sizin için güzel olabilir. Evet arkadaşlar, burada dün geceden beri hiç durmaksızın oynadım. Bayağı bir maç oynadım. Neredeyse 20 maça yakın maç oynadım. Etkinlikler falan da zorlaşmış. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Manchester City'ye karşı son bir maç kaldı. Hemen arkadaşlar bu maçı da kazanalım sizlerle birlikte ve 85'ken Kepa'ya ulaşalım. Bayağıdır oynuyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen maçımız, mücadelemiz başlasın. Manchester City'ye karşı, 90'genlik Manchester City'ye karşı zorlu bir mücadele olacak. Mendy'yi geçtik Talisca'yla, içeriye sokuluyoruz. Talisca abi, Mendy orada kalması çok sıkıntı oldu. Mendy bizi tam istediğimiz yere takip ediyor. Sanki oyun planımı biliyormuş gibi derken. Talisca güzel bir çalım. Talisca güzel bir şut. Talisca güzel bir gol. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli ya oyun. Muazzam eğleniyorum. Gerçekten çok güzel. İlerleyen bölümlerde zorlaştıkça daha da eğlenceli olacak. Neymar arkadaşlar ters ayağıyla da çok güzel şutlar çekebiliyor. Galiba Big Foot Full Star, yani 5 yıldızlı bir ters ayağı olduğu zaman oyuncular soldan veya sağdan çekmeleri fark etmiyor derken Neymar çok rahat bir gol attı ve muazzam. Arkadaşlar bu arada dünküne göre zorlanmaya başladım o tarz gol atma konusunda. Sürekli giriyordu. Şimdi rakip zorlandıkça arkadaşlar o tarz pozisyonlar bulmak da zorlaşıyor. O yüzden ilerleyen zamanlarda zaten onun kolaylığı gidecek. Evet, Talisca Martial'e çok harika bir pas tekrardan. Martial çekti topu. Martial çok güzel bir şut. Martial muazzam bir gol. Arkadaşlar zaten ben bu oyunumla kesinlikle Kepa'yı hak ediyorum. Yani daha da uğraşmaya bile gerek yok. Hemen o zaman maçın sonuna atlayalım. Ve arkadaşlar maç sonunda bitti. Maçı kazandık ve tam 85'genlik Kepa'yı almaya hak kazandık. Gerçekten muazzam bir şey bu. Muazzam. Gerçekten harika bir şey. Lig puanı, VIP puanı ve 75'lik bir oyuncu da çıktı. Güzel abi, satabiliriz. Şimdi de arkadaşlar 85'lik Kepa'yı almaya hak kazandık. 100.000 jeton falan verecek. Coins'in 1 milyonun üstüne çıkacak. 1000'in üstünde cevherim olacak. Lig puanım da neredeyse 900 olacak. Gerçekten harika olacak. Ve özellikle sadece ben bunu zaten sadece Kepa'yı bile verse uğraşırdım ben bunun için. 200 cevher, 30 lig puanı, 100.000 jeton ve Kepa. İşte budur arkadaşlar. Buna özel hemen tam ekranı kapatıp lütfen like atın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 9000'in altına takipçim düşmemesi lazım. Saçımı düzelte de bayağı uğraştım. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Haydi bakalım. Kepa da takımımıza katıldı arkadaşlar. Burada da 100 cevher ödül daha verdi arkadaşlar. Seçkini bitirdim diye. Şimdi arkadaşlar usta kısmını merak ettim. Bir bakacağım. Usta mücadeleye hoş geldin diyor. Ve 90'lık Milinkovic Savic veriyormuş.
Buradaki Manchester United en az 85'ken takım gerekir diyor. Hemen arkadaşlar 85'ken yapacağım zaten takımı, yani onunla uğraşacağım birazcık. Hemen arkadaşlar Kepa'yı takıma böyle elimle koymak istiyorum. Şöyle abicim. Evet, muazzam. Kepa'yı da koyduk. Takım 82'gen oldu. Kaleciyle uyum 0 ama şu anda takımda tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu şu anda bu durumdayız. Hemen şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alabilirim. Aynen, bunu buraya alıp bunu yükseltirsem ama takımın reytingi düştü, bir dakika. Evet, 82'de kalsın abi. Rating düşmesin şu anda. Dur, Jaume Costa'yı ben bir yükselteceğim. Arkadaşlar onu yükselteceğim videonun başında zaten söylemiştim. Umarım yükseltmekten pişman olmam. Yani yükselttiğimden dolayı hiç pişman olmak istemiyorum. Hemen arkadaşlar bir dakika, şu 2 tanesini 3 tanesini çıkartıp 2500 basarsak evet daha mantıklı oldu. 116.000 coins verip arkadaşlar Jaume Costa'yı 80'gen yaptım gördüğünüz gibi ki kimyalaşma olsun. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyduğum zaman 24 kimya oldu. Kimyamı bu şekilde yavaş yavaş arttıracağım arkadaşlar. Hedefim bu yani, kimyamı arttırmak şu anda. Koulibaly kimseyle anlaşamıyor arkadaşlar. Koulibaly'yi satıp yerine bir stoper almayı planlıyorum. Aynı miktarda, aynı değerde bir stoper almak istiyorum. Ayrıyetten de arkadaşlar hemen mağazadan şu bedava paketimi açacağım. Bunları açmayacağım şu anda. Bunları açmaktan vazgeçtim. Mantıksız geldiler. Çünkü 2 tane 75'lik oyuncu çıkarsa ne yapacağım? Yani öyle kalırım. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi hemen o zaman arkadaşlar ben FIFA points'imi alacağım. 9 liralık FIFA points'i alıyorum arkadaşlar hemen şöyle. Ve arkadaşlar FIFA points'lerimizi aldık. Hemen arkadaşlar şöyle 300 FIFA points ve 200 VIP puanı verdi. Bu arada VIP seviyem de muhtemelen yükseldi. Evet, 200 cevher daha verdi oyun bana. Gerçekten şu an çok eğleniyorum ya. VIP paketimizi de açtık. Ve hemen paketlere geldik. Ve bedava seçkin oyuncu verecek. Hadi abi 81'in üstünde ver ya. Lütfen, çok istiyorum şu an ama muhtemelen 80 verir. Olsun, ben yine de açıyorum. 3, 2, 1 bastım. Orta saha versin. Bu arada bir de La Liga'dan verirse falan güzel olur. Abi bir dakika ya. Bu saçma oldu birazcık. Niye stoper verdi ki? Stoper şu an en çıkmaması gereken taraftaydı. Ancak bir dakika. Koulibaly yerine koyarsak bunu. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika, bu burada kimya yapar mı? Evet arkadaşlar, şu an var ya, bu adam çok harika oldu. Şimdi bir tane daha oyuncu lazım bana. Ben bunu da yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü bu da Neymar'ın liginde değil mi? Aynen, bunu da yükseltebiliriz. Şimdi bunu da yükselteceğim. 5000 basmayayım. 5000 hiç kullanmayalım. Bunları kullanalım abi. Hemen arkadaşlar bunu da 81.000 coins verip yükseltiyorum. Kimya bayağı bir yükselecek çünkü muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi abi ben bunu da buraya koyarsam. Bunu buraya koyarsam. Yok abi, yükselmedi. Çünkü neden yükselmedi abi? Bunu buraya koyarsam. Evet, 48 oldu. Muazzam oldu. Arkadaşlar şu an takım gerçekten istediğim gibi ilerliyor. Sadece defansla kaleci uyumu yok şu anda. Defansla kaleci uyumunu da halletmemiz lazım. Dizilişlere geldiğim zaman en yüksek kimya nerede olur abi? Ona da bir bakalım. Yani şu an herhalde en yüksek kimya bu şekilde oluyor değil mi? Herhalde öyle. Yani şu anda bir bu şekilde kalsın arkadaşlar. Santraforu da değiştirmem lazım. Bir şekilde güzel bir santrafor. Oo, 53 kimya oldu, bir dakika. Tamam, güzel abi, 53 kimyamız oldu. Yavaş yavaş yükseliyor takım. Güzel bir santrafor falan da çıkartırsak harika olabilir. Bununla bunun yerini değiştirsem mesela. Evet, 48'e düştü tekrardan. Bunu bu şekilde yapalım. Arkadaşlar şu anda gerçekten takımın efsane oldu. Takım 82'gen 53 kimyaya ulaştı. Ve bütün oyuncular 80'in üstünde. Şu anda gerçekten çok muazzam duruyor takım. Hemen arkadaşlar sezon ödül puanımı açacağım şimdi sizlerle birlikte. Çıkmadan önce güzel bir paket daha açmak istiyorum tabii ki. Ve mora çıktı maalesef arkadaşlar. Olsun, sıkıntı yok. Ben buradan bu sene zaten elit oyuncu çıkaracağım şu ücretsiz paketten ama daha çıkmadı tabii ki. Hemen arkadaşlar bunu da bir açalım. Hop, evet, 52'lik oyuncu çıktı yine. Yine bronz çıktı. Haydi bakalım şimdi liglere gelelim. Ligler ne durumda abicim? Dybala'yı almak için 1500 gerekiyor ama ben Dybala'yı almayacağım. Çünkü gerek yok abi. Serie A takımı kurmuyorum. Hem de satılamaz bir oyuncu. Gerek yok. O yüzden arkadaşlar muhtemelen ben ekstra ilk 11 alabilirim. Aynen, mantıklı olan ekstra ilk 11 ama size daha çok mantıklı hangisi geliyor arkadaşlar? Geliştirici destesi de alabiliriz. Bu geliştirici, hatta arkadaşlar şu anda gaza geldim ve geliştirici destesi alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoda ben takımımı geliştiriyorum ve geliştirici destesini de alalım. 10 defans XP'si, 10 pas XP'si, 10 pozisyon alma XP'si, 5 reaksiyon, 10 saldırganlık, 2 top kontrol, 2 top kesme, şut ve kontra geldi. Güzel abi, hemen şöyle çıkalım. Bu arada takımdan ben Koulibaly'yi çıkardım değil mi? Takımdan Koulibaly'yi çıkardıysam ve takım şu an 82 gelse muazzam. Çünkü Koulibaly'yi satacağım. Ve bu benim için gayet güzel bir şey olacak. Hemen arkadaşlar Varane'ı geliştiriyorum. Bunlar bize XP olarak da geri dönüyor. Saldırganlığımızı da geliştirelim.
yükselmeyecek bu adam ama yine de ben bütün hepsini geliştireceğim tabii ki. Jaume Costa güzel abi. Costa'nın da gelişmesi güzel olacak. Haydi bakalım abi. Bunlar çok güzel olacak. Kontra, Talisca. Ama MOO'da oynuyor mu ki şu an bu? Galiba oynamıyor ama oynuyorsa gerçekten güzel olur bu da. Pasta da Brandt var. Bu da oynadığı yerde oynamıyor ama. Keşke oynamak istediği yerde oynasaydı ama maalesef öyle bir durum yok şu anda. Olsun arkadaşlar. Hepsini halledeceğiz. Bunları şimdi ben öylesine lig puanlarını almak için geliştiriyorum. Ki gerek yok ya şu an zaten. Tamam böyle dursun bu. Etkilenen oyuncuları seçelim. Evet etkilenen oyuncuların zaten hepsini geliştirdik arkadaşlar. Takımıma geleyim tekrardan. Takımımda şu anda sıkıntı olan şey ne? Abi pozisyonlar sıkıntı ve kaleciyle defansın uyumu yok. O beni şu anda çok üzdü. Keşke olsaydı. Defansları değiştirmem gerekecek ama. Rami hariç öbür defansı değiştirmem gerekecek. Hemen ben bir pazara gireceğim arkadaşlar. Pazardan Koulibaly'nin son değerine bakıp hemen satmam gerekiyor. Yerine Varane'ı da satıp güzel bir defans almam gerekiyor çünkü. Varane'ı satmadan önce güzel bir defans alırsam hiç defanssız bir durumda kalmam. 1,5 milyon coins bit vermişler arkadaşlar. Ve minimumda 1,8 milyon gibi duruyor. Ben 1,850 binden satacağım arkadaşlar. 1 milyon 650 bin coins ve 1 milyon 800 bin arası pazara koyacağım. Bakalım satılacak mı? Hatta 8 saatlik koyalım. 850 bin koyacaktım. 800 bin koyma kararı aldım. Keşke arkadaşlar önceden bir düşünseydim öyle yükseltseydim ama neyse. Videonun heyecanına ben direkt yükseltesim geldi. Sonrasında ben Guidetti'yi falan da belki satarım arkadaşlar. Burada videomuzun o zaman sonuna gelelim. Efsane bir video oldu. 85'ken Kepa'yı aldık. Bütün oyuncularım 100G'nin üstünde oldu. Ve hemen arkadaşlar paketlerden kimi alalım? Şu an çok felaket gaza geldim. Birisini açmak istiyorum. Ya şu oyuncu paketini açacağım ya. Çünkü arkadaşlar cevher de harcamak istemiyorum. Aslında coins de harcamak istemiyordum ama bastım bakalım 70'ken oyuncu çıktı maalesef. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Efsane videolarla devam ediyoruz. Sizlerden bu videoda efsane bir like patlaması bekliyorum. Şuradan kanala kesinlikle abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam ötesi bir videoya gidebilirsiniz. Hatta birisi oynatma listesi, birisi güzel bir video. FIFA Mobil 19'da şu ana kadar 2 tane oynatma listesi açtım arkadaşlar. İkisini de takip edebilirsiniz. Birisi oyuncu tamamlama, birisi paket açma. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.